Ati, Hoş geldin kardeşim. Eylül Tude, Özgür Fırat. Lx Syria. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler. Abone olmuşlar. Haydi bakalım. Selamlar kanalıma. Bobby Marley iyi seyirler. Hoş geldiniz. Bugün karanlık dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve karanlık dosyaların bugünkü bölümünde Brian Cohey davasından bahsedeceğiz. Bu davayı çok duymuş olabilirsiniz. özellikle... Ben bu davayı hiç duymadım. Öncelikle spoiler vermeyin. Bu davayı aranızda duyanlar var mı? Davaya hakim olanlarınız var mı? Sohbete de izleyeceğiz. Çok fazla bölmemeye çalışacağım ama sohbet için bölebilirim arada. Yok yok var. Duymadım. Duymadım. İlk defa duydum. O zaman daha güzel. Beraber izleyip yorumlayalım. Haydi bakalım. Özellikle TikTok'ta falan videoları çok Allah Allah Allah. Ve gerçekten de beni ilk gördüğümde şoktan şoka sokan bir dava oldu. Yani e, buraya da koymaya çalışacağım videoları ama koyamazsam da Instagram'da Reels olarak falan paylaşmaya çalışırım. Yani o kadar ...çarpıcı ki hepsi böyle... ...sanki gerçekten Batak şahit oluyormuşsunuz gibi Rasty hissediyorsunuz. Boscurt, hoş geldin. Ee, ama neyse çok uzatmayacağım konuya geçeyim. Ee, fakat... ...ondan önce konuya geçmeden önce eğer kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki kırmızı butondan lütfen ben abone, abone olun. 500.000'e çok yaklaştık çünkü. Ayrıca bu videoda yankı problemi varsa ya da başka problemler varsa lütfen kusura bakmayın. Herhangi problem yok. ayarlamaya çalışıyorum ve yeni taşındım çünkü. Tamir evet, hoş geldin. yerde çektiğim ilk video bu da. O yüzden beni iyi bu seferlik manzur görün lütfen. Evet şimdi videomuza geçelim. Karanlık dosyalar. Boviente işte mesela böyle saygısız yorumlar yapmayın abone moda ama aldık Tatlı kardeşim benim Çekip koparırım bak Gerçek vakalar Ryan Thomas Cohey Jr. 10 Ocak 2002 tarihinde dünyaya geldi Annesi Abi bebe 2002'li Terry Cohey babasıysa Brian Cohey Senior'dı Yani babasıyla isimleri aynı bir de erkek kardeşi vardı ve ailecek Grand Junction, Colorado'da yaşamaktaydılar. Brian'ın söylenenlere göre erken yaştan itibaren birkaç sıkıntısı olmuştu. Bebenin kafa gidik. Mesela kendisine küçük yaşta otizm ve e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi koyulmuştu. Ayrıca zaman geçtikçe de depresyon belirtileri göstermeye başladı. Bunlara ek olarak da böyle korkunç şeylere ayrı bir tutkusu vardı. Daha detayına gireceğiz zaten bunların. Ama e, ailesi çevresindekiler bunların normal olduğunu düşünmüşlerdi. Öyle e, zararlı bir şey olduğunu düşünmemişlerdi. Aha. Arkadaşlar video odaklanın. Video dışında sohbet muhabbet etmeyin. Video sarmıyorsa çıkabilirsiniz. Bakın 30 dakikalık videomuz var. Şu an burada saçma sapan muhabbetler yapacaksanız uğraşamam çünkü. E, odaklanmayacaklar çıkarsa yeniden sevinirim. Her neyse Brian aynı zamanda okulda zorbalık gördüğü bildiriliyordu. Fakat bir yandan da kendisinin sürekli tartışmalara, kavgalara karıştığı ve insanlardan bir tepki alana kadar onları böyle sinirlendirdiği, onlarla uğraştığı söyleniyordu. Anladım. Ve... Yani bir e, zorbalık görüyor ama zorbalığın karşısında da aslında kendisi de ilgi çekmek için şiddete başvuruyor. Yanlış anlamıyorsam. Şu ana kadar anlatılan kısımda Değil mi? Yani ilgi çekmek için şiddete başvurma gibi bir yol tercih ediyor şu an. Kendisi de biraz zorbalık gibi bir şeyler yapıyor. Travmatik bir olaylar var evet. Miranur Burçin hoş geldiniz. zaman geçtikçe okuldaki davranışları daha da kötüleşmeye başladı. Mesela e, lisede bir ara ebeveynleri okula çağrılmıştı. Çünkü Brian çok kredi şakalar yapıyordu ve çevresindeki insanlarla fazla uğraşıyordu sürekli. Ha Brian kendisi zaten zorbalığa başlamış yani kendisi zorbalık yapıyor. Ya yani bu devirde arkadaşlar ben de mesela şimdi düşündüğüm zaman şey yaptığım zaman. sen çocuğun istediğin kadar koru. Sen çocuğun istediğin kadar üstüne git. Abi okulundaki bir insan ya da çevresindeki herhangi bir insan senin çocuğun hayatını doğrudan etkileyebiliyor. Mesela burada Brian aslında zorbalık yaparak insanların hayatına çok büyük zarar verebiliyor yani anladın mı? O yüzden sen istediğin kadar şey yap okul çok önemli ya. Birilerine sataşıyordu. Bu yüzden diğer öğrenciler onun yanında kendilerini çok güvende hissetmediklerinden şikayetçiydiler. Bundan dolayı hani çağrılmıştı ebeveynleri okula. Hatta 2018 yılında bir öğrenciye kendi yaptığı bir gürzle vurmuştu resmini koyarım ekrana. Allah Allah yani. bebeğe bak la deli la. Bilmiyorsanız da bunun ardından da tutuklanmıştı. 2019 yılında ise travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir arkadaşına bile isteye... TSS var abi çocukta. TSS. Panik atak. ...geçirmesine sebep olmuştu. Bu yüzden de okuldan uzaklaştırma aldı. İkinci kez daha uzaklaştırıldı bunun üstüne. Bunun sebebi ise okulda uygunsuz cinsel şakalar yapmasıydı. Brian seri... Bandik falan mı atmış? ...katillere takıntılıydı. Bunların arasında kanalımda da bahsettiğimiz Ted Bundy ve Zodiac vardı. Ama en 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 çok takıntılı olduğu hatta hayran olduğu kişi Jeffrey Dahmer'dı. Allah Jeffrey Dahmer'ı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Arada. Mesela Dahmer... Yani Dahmer'i ben o dizisi çıktıktan sonra 2-3 bölümünü izledim saldım mesela beni çok irite etti. Ve gerçekten ergen çocuklar yani siz de arkadaşlar burada yaşı küçükler varsa bu tarz tipler özenilecek insanlar değil. Anladın mı? O adamın akli dengesi zaten yerinde olsa kendisinin yaptıklarını görse der ki ulan bu ne? Allah belanı vermesin. Hakaretler eder. Yani bizim ergen çocuklarda bunlar böyle dizileştirildikçe böyle değişik değişik şeyler yapıldıkça yani bence o diziyi izleyen adamın daha çok nefret etmesi gerekirken diziyi izleyip hayran olup işte TikTok miktok çeken tipler var. Yazık ya. Çok değişik bir bakış açısı. Aranızda ama varsa da ya da bilip de benden dinlemek isterseniz podcast'te 3 bölümlük bir seri yaptık biz Damur üzerine yakın zamanda. Onun linkini de aşağıya koyarım. Hani gidip dinleyebilirsiniz. Ee, kendi reklamımı da arada yapmış olayım. Her neyse dediğim gibi Damura özellikle bir hayranlığı vardı. Ve bu herkes tarafından biliniyordu. Öyle ki arkadaşları kendisine Damır diye seslenirlerdi. Allah Allah. Bir gün öğretmenlerinden biri Brian'ın bir defterini buldu. Ve içine açtığında böyle seri katillerle alakalı istatistiklerle dolu olduğunu gördü. İşte nasıl yaptıkları, kaç tane kurbanları oldu. Şimdi mesela bunu gördükten sonra ne yapıyor hocası? İzleyelim görelim. Ama direkt müdahale etmesi gerekir ya. Hani baya baya şu an... Çocuk aslında sapkınlığını göstermeye başlamış çünkü. Vesaire bu tarz şeyleri karşılaştırmıştı Brian defterinde. Sonunda okul değiştirmek zorunda kaldı çünkü çok fazla problem çıkarıyordu ve insanlar artık e, kontrol edemedikleri için yapacak başka bir şey bulamamışlardı. Ailesi onu doktora götürdü ayrıca ve Brian'ın psikoz'a sahip olabileceğini ama bunun için de çok daha detaylı testlere girmesi gerektiği söylendi. Yine de resmi bir tanı konmadı ne olduğuna dair yani. Liseden sonra ise bir tür manav olan Safeway denen yerde çalışmaya başladı. Çalışmaya da başlıyor. Aynı zamanda kendisi gibi böyle garip şeylere ilgi duyan bir arkadaş grubu da vardı. O noktada annesiyle babası... İşte şimdi sıkıntı. Hadi bakalım. Boşanmıştı ama araları çok iyiydi. Yani herhangi bir problem yaşamıyorlardı. Ve Brian genellikle annesiyle kalsa da babasının evi de çok yakındaydı. Aha. Bu yüzden hemen hemen her gün babasıyla da görüşüyorlardı. Şimdi gelelim 2021 yılına. Yani anne babası boşanmış ama çok yani Sezgi orada şeyi vurguluyor. Sezgi değil, değil mi ya? Heh. Sezgi orada şeyi vurguluyor yani annesiyle babası da boşanmış ama annesiyle babasıyla düzenli olarak görüşebiliyor. Yani bir baba figürünün eksikliği bir anne figürünün eksikliği yok diyor. O yıl Brian 19 yaşındaydı ve 28 Şubat gecesinde polise bir arama geldi. Bu arama Colorado nehrinin yanındaki bir tekne rampasından geliyordu. Arayan kişinin söylediğine göre Brian'ın arabası kazara nehre düşmüştü. Yani düşmüştü demeyim de e, kontrolden çıkıp nehre böyle girmişti. Allah Allah şimdi düştü mü yoksa içinde birileri öldürüldü de oraya mı atıldı? Yersen. Bak orayı bilemeyiz bakalım göreceğiz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ve e, arayan kişi ise onun anne babasıydı. Polisler e, olayın olduğu yere, nehrin oraya geldiler ve ne olduğunu sordular. Söylenenlere göre Brian biraz kafa dinlemek istemişti. Biraz böyle kendi kendine, kendi başına kalmak istemişti ve bu yüzden böyle ıssız, tenha bir yer seçmişti. Arabayla oraya gelmiş ve düşünmeye başlamıştı. Ama oradan çıkıp gitmek istediğinde ki arabanın arkası bu arada nehre dönüktü. Oradan çıkıp gitmek istediğinde araba kendi kendini çıkaramamıştı oradan ve geriye doğru gitmeye başlamıştı. Allah Allah. Bu bunun sonucunda da nehrin içine girmişti. Neyse ki Brian kendini kurtarmayı başardı ama sırlı olmuştu ve e, Şubat ayından bahsediyoruz. Özellikle buz gibidir la Şubat ayı. Colorado'da da çok soğuk oluyormuş okuduğuma göre ve bu yüzden hani e, hipotermi falan geçireceğinden korkmaya başladı. Telefonunu da kullanamıyordu çünkü şarjı bitmişti. Bu yüzden hemen böyle yolun oraya doğru koşmaya başladı ve yoldan geçen arabalara el sallamaya onları durdurmaya çalıştı. Bir tane araba durdu içinde bir baba oğul vardı. Brian onlardan telefonlarını istedi ve bu sayede anne babasına... Brian'ın saçlarına ne olmuş oğlum? saçları falan daha bir uzun gibi... ...arayıp onlara ulaşabildi. Onlar da hem oraya geldiler hem de polisi aradılar. Onlar gelene kadar da bu baba oğul aralı arabalarında Brian'ın durup ısınmasına izin vermişlerdi. İyi, Polise olmuşlar. bu olay anlatılınca hani çok saçma bir kaza olduğunu düşündüler. Yani 19 yaşındaki bir çocuk işte ergen kazası ha, ha ha böyle bir yere geçişler. getirdi. Nehri hiçbir şeyin mahvetmiş ya. kaldı öyle gibi ve hani e, siz evinize gidebilirsiniz, yani çocuk güvenli bir yere gitsin. Biz arabayı buradan çıkartırız. Resimde alırsınız, dediler. Var. Normalde sanırım o işte çekiciler mi denir onu çekiciyle çıkarıyorlar. Çekici evet. Herhalde. vinçle mi çıkarıyorlar? Çekici çekici ya. Her neyse. Çekici hatta çekici giremezse traktörle falan çekerler de orada bilmiyorum ya bizim burada çiftçi dayıya söylersin en kötü. Demiri bağlar, bir çekil çıkarır sonra çekici alır. Arabayı çıkaran o şirket çoğu çalışmıyormuş o saatte. Çünkü bu olay yaşandığında sabaha karşı olan saatler, bayağı geceden bahsediyoruz yani. Ama polisin tabii yetkisiyle, birilerini çağırmasıyla gelip arabayı çıkarma çalışmaları da başlatılabilmişti. Ve anne babası Brian'ı eve götürdüler ama kendileri yine de geri dönmek... Mesela ben böyle bir şey yapsam babam beni sabahtan akşama kadar döver. Sen ne işin var orada? Ne çalışıyormuş seni? Madem oraya gidiyorsun, arabayı nasıl sürüyorsun? Azıcık falan hani. Benim için güzel geçmez o bir gün. Çok kötü geçer yani. Hani yolda başlar zaten mevzu anladın mı? Yolda başlar, orada zaten gece yat bir yatarken belki bir rahatlarım. Bir sıkıntı, huzur, ola, huzur bulamam yani istediler çünkü orada arabalarını en azından almayı umut ediyorlardı çalışabilir bir halde mi değil mi bir görmek istiyorlardı Brian'ı eve bıraktılar o üstünü falan değişsin ısınsın kendine gelsin diye ve geri döndüler polis e, oraya döndüklerinde anne babasına Brian yaralı mıydı diye sordu onlar da kan buldular kan buldular hani hayır hiçbir şey yoktu yani şans eseri gerçekten çok iyi durumdaydı hiçbir yerinde bir yarası falan yoktu dedi. Neden diye sorduklarında ise polis arabayı gösterdi. Arabayı çekerlerken e, arka tarafından böyle kırmızı bir sıvı damlıyordu. Hayda. Suyak. ben sana bir şey diyeyim mi? Spoiler vermeyin izleyenler. Bence bu birini arabada öldürdü. Yıkamayacağı veremeyeceği için. Hayır bagaja ceset falan değil. Bu biraz zeki sanıyor kendini bu çakal. Bu birini arabada öldürdü. Kan izlerini yok etmek için de yani ceset orada değil. Kan izlerini yok etmek için arabayı demiş ki atayım suya yıkanır zaten. Sonuç olarak polis arabayı çekene kadar geçer. Ya. Bu yüzden hani Brian'ın yaralanmış olabileceğini falan düşündüler. Ama tabii öyle bir şey de yoktu. Ailesi de öyle olmadığını söylemişti. Ve polis bunu masum bir kaza olarak değerlendirdi. Çok da üstüne gitmek istemedi. En azından çocuk iyiymiş diye düşündüler. Ve e, aileye arabalarını teslim ettiler, oradan ayrıldılar. Ana. Ama sabah olduğunda bir arama daha geldi polise. Döndüklerinde anne baba... Çok korktum birden bir görsele girecek diye, tam yerinde gitti geldi ekran. Brian yaralı mıydı diye sordu. Ha bir daha soruyorlar. Onlar da hani hayır hiçbir şey yoktu yani şans eseri gerçekten çok iyi durumdaydı, hiçbir yerinde bir yarası falan yoktu dedi. Neden diye sorduklarında ise polis arabayı gösterdi. Arabayı çekerlerken e, arka tarafından böyle kırmızı bir sıvı damlıyordu suya. Bu yüzden hani Brian'ın yaralı. Video geri mi gitti ya? Aa, aynı şey oldu. Üstüne gitmek istemedi ve polis bunu masum bir kaza olarak değerlendirdi. Çok Pardon. Da üstüne gitmek istemedi. Ben bir şey yapmadım arkadaşlar. En azından çocuk iyiymiş diye düşündüler ve e, aileye arabalarını teslim ettiler oradan ayrıldılar. Ama sabah olduğunda bir arama daha geldi polise. Bu sefer arayan kişi Monique adında bir kadındı. Monique polisleri tekne rampasının olduğu yere çağırdı ve Warren Barnes adında evsiz bir adamın kayıp olduğunu söyledi. Monique'in söylediğine göre kendisinin Grand Junction kasabasında bir dükkanı vardı. Gelinlik satılan bir dükkanmış. Ve e, Warren da hep onun iş yerinin etrafında olurdu. Monique'le de sürekli karşılaşırlardı. Ah sohbet ederlerdi. Ve e, Warren'a bir noktada sandalye vermişti hatta. Çünkü Warren kitap okumayı çok seviyordu. Ve... Tam işte bak tam seri katil özentisi bir çocuğun yapacağı hareket olabilir. Adamın kimisi kimsesi yok. İlk cinayeti. Anladın mı? Diyecek ki lan sorgulayan olmaz. Kendi şeyini yapmış demiş ki tamam ilk cinayetim denedim deyip oradan o kendi psikolojisini tatmin etmeye çalışacak. O yüzden bu adama saldırmış. Yani kendi öngörüm. Ön sezi. Monik de kitaplarını rahatça okuyabilmesini yazık istemişti, la. Warren bu arada 69 yaşında bir adamdı onu da belirteyim, ee, dediğim gibi hep böyle kitap okuyan, adam soka evsiz sokakta yaşıyor, kitap kitap okuyup yemeğini yiyen bir tip yani mazlum bir evsiz, aynı köşesinde sandalyesinde oturan birisiydi, yazık adam ala. kendi halinde adammış lan, ve e, kasabadaki aslında çoğu kişi onu tanırdı bilirdi hep onunla böyle kitapları hakkında sohbet etmek için yanında dururlardı ve e, yani kasabada sevilen birisiydi evsizdi evet e, sokaklarda uyuyordu ama çok da anlayacağınız üzere kültürlü de bir adamdı çünkü sürekli okuyordu bir şeyler. Zaman geçtikçe Monique'le de arkadaş olmuşlardı. Hatta Monik ona işte ara sıra para, yiyecek, su falan hmm. veriyordu. Samimiler yani. Monik Warren'ı en son 27... Her esnaf işte esnaf sitelerinde olanlar falan bilir. Esnaf sitelerinde de böyle insanlar vardı. Herkes samimi olur. O adam da o bölgenin bu samimiyetini almış kişi. Yani herkes tanır, herkes bilir. Olmadığı için o adam olmadığı zaman da bir şey olmuşlar. Tiklenmişler yani bu dayı niye yok 2 gündür üç gündür hani mevzu ne soruşturmuşlar. Şubat akşamı görmüştü ve yarın görüşürüz demiş. Warren'ı en son 27 Şubat akşamı 27 görmüştü Şubat. ve yarın görüşürüz demişti. O da tamam diye cevap vermişti. Ama sonraki gün Warren ortalıkta yoktu. Just hoş Birisi kendisinin cüzdanını nehrin orada tekne rampasının yakınında Aa. bulmuştu ve bunun üzerine çalıştığı iş yerini aramıştı. Ve iş yerindekiler de Monique'i aradılar. Zaten onun yakınında olduğu için ve arkadaş oldukları için belki o biliyordur diye düşündüler. İşte e, Warren işe de gelmedi. Ne oldu? İyi mi? İşte Bir bilgin var mı diye sordular. Ve Monique bunu duyduğuna çok şaşırmıştı. Çünkü söylediğine göre kendisi o noktada Warren'ı 4 yıldır tanıyordu. Ve hiçbir zaman bir kez bile işe gitmediği olmamıştı. Ha, Warren bir de çalışıyor. Öyle ki geç bile kalmıyordu ve bu onun için hiç yapmayacağı bir şey olduğu için endişe verici bir durumdu. Bunun üzerine Monique polisi aradı ve Warren'ın işte kayıp olduğunu bildirdi. Böyle düşünmesinin bir diğer sebebi ise Warren'ın e, tekne rampasından büyük ihtimalle hiç gitmemiş olmasıydı. Çünkü Monique'in dükkanının olduğu Warren'ın hep bulunduğu yer tekne rampasının bulunduğu yerden bir buçuk saatlik yürüme mesafesindeydi. Kadın nasıl denk geliyor ona orada ya? Deydi. Ve onun yaşındaki bir insanın yani bir buçuk saatlik o yolu yürümesi biraz zor saçma, bir saçma. En azından arabası olsa giderdi. Evet ama arabası da yoktu yani evi de yoktu bildiğiniz üzere ve bu yüzden iyice dediğim gibi endişesi artmıştı. Cüzdanı bulan kişi ise bu tekne rampasındaki bir işletmeyi yönetiyordu. Ha, tamam, biri İşletmenin olmuş. adı yani işletme mi diyeyim dernek mi diyeyim her neyse Save a Life Jacket Foundation'dı. Bunu e, işleten kişi ise Brian Kohi Senior'dı. Yani Brian... bebeğin babası. Brian'ın babasıydı. Ve oğlunun arabasını temizlerken cüzdanı bulmuştu işte bu nehir olayından sonra. Aa, babası arabada buluyor için temizliyordu. Arka tarafında bulmuştu cüzdanı ve Brian'a hani bu adamın cüzdanı sende ne geziyor diye sordu. Brian'sa ona "Aa ben işte tekne rampasına o gece gittiğimde orada buldum bu cüzdanı. Sahibine ulaştıracaktım. Ondan arabamı aldım. Sonra baba, baba, işte bütün baba, o olaylar yaşanınca" Şimdi bu baba sor, baba şey olmaz mı? Şüphelenmez mi? Bakalım şimdi bu aile saklayacak mı, saklamayacak mı? Ben onu merak ettim. Şimdi bu babanın şüphelenmesi lazım. Arabadan kırmızı sıvılar çıkıyor. Arabadan cüzdan çıkıyor. Ne olur ne olmaz. Bir şüphelenir abi. Şüphelenmez misiniz siz? Ben şüphelenirim yani. Dante dördüncü el elemiş. Hoş geldin. Unuttum diye cevap verdi. Ve babası buna tamam dedi. Fazla uzatmadı. Allah Allah. Ama bu durumdan şüphe duymuştu. Heh. Yani... Duyar Neden abi, arabanı duymaz? attın ki cüzdanı diye düşündü. Özellikle de Brian'ın karakterini düşününce bunu çok umursayacak bir insanda değildi yani. Hem belki düşüren kişi gelip arayacaktı cüzdanını. Buna bir de şu şüpheler eklendi. Babası arabanın arkasındaki kanı da sorduğunda Brian parmağımı kestim onun kanı diye cevap vermişti. Çakkal seni. vermişti Annesi de yine sırt çantasında sanırım bir kan bulmuştu. Ve hani bu ne, ne alaka diye sormuştu. Ona da tiyatro gösterisi için aldığımız sahte kan torbası patlamıştır büyük ihtimalle. Ondandır diye cevap vermişti. O yalan yalan üstüne yalan. Ve aslında bu hepsi bunların hepsi ebeveynlerin şüphesini çok artırmıştı. Tabii şüphe ee, Ryan Senior mesela arabada aynı zamanda bıçak bulmuştu ve bu da iyice ha, bıçak alarm da buluyor. oluşturmuştu onda tamam, yani. Onu ek olarak Terry birkaç ay önce oğlunun sırt çantasında tuhaf şeylere rastlamıştı. Bunların içerisinde bir çekiç işte kelepçe yani bu şey gibi. O bu kafayı yemiş oğlum bebe. Bebe sıyırmış oğlum fermuar gibi olan kelepçeler var ya. Onlar ha bu zırtlardan ve kolip... Plastik kelepçe diyor yani. Pırt diye şey yapıyorsun ya. Onların bu arada taktiği var ha. Şöyle yapıyor ya. Yukarı kaldır şöyle pat diye bir indiriyorum. Cart ortadan ikiye yarılıyor. Bandı bulmuştu. Ne olduğunu da anlayamamıştı. Tuhaftı. Ama herhangi bir şey göstermiyordu. Herhangi bir şey işaret etmiyordu. Ee, yine de bütün bu şüphelerin üstüne Terry ben kopartamıyorum onları yani arkadaşlar kendinize bunu takıp koparmayı denediniz mi yani ne için kullanıyorsunuz siz böyle şeyleri? Ne ayaksınız siz? Ben de biliyorum Merdo ben internette duydum zamanda Facebook 2012 zamanında caps olarak paylaşılırdı bu yani hani. Aklınızda bulunsun. Plastik kelepçe bir gün size takılırsa yapmanız gereken budur. Tak kaldırın şak bir koyu açılıyor bu. Facebook 2012 bu. Ee, bu olaylardan sonra Brian arkadaşının evine gittiğinde odasını bir karıştırmak istedi. Gideyim bir kendi kendime bir işte araştırma yürüteyim dedi. Ve hiçbir şekilde hayal bile edemeyeceği korkunç bir şey buldu. Brian'ın odasına gittiğinde dolabını açtı. Devasa bir dildo. Ve dolabın içerisinde böyle tuhaf bir şeyin göründüğünü fark etti. Böyle plastik bir poşetin içerisinde bir şey görünüyordu. Bir kenarından görünüyordu. Ama ne olduğunu anlayamamıştı. Ve daha yakından baktığında o poşetteki çıkıntının bir insan kulağı olduğunu gördü. Ne diyorsun lan sen? Düşünsene arkadaşın evine gidiyorsun. insan kulağı görüyorsun poşetin içinde. Bunu fark eder etmez açıp şöyle bir baktı. Iyy! Ne koku gelir var ya. Pöv! Bugün zaten dışarıda soğanlı bir meze gibi bir şey unutmuşum. Mutfağa bir girdim. Baba sıcağı yemiş, yemiş, yemiş. Bir kokmuş var ya kusacaktım ya. Ve bir insan kafası buldu. Kafa direkt. Yani Terry o andan itibaren çıldırmaya başlamıştı. Bu annesi bu. Arkadaşı değil annesi. Terry annesi değil mi? Oğlunun odasında kafa buluyor. Hani bu bile zaten çıldırması için yetiyordu ama her şey bununla da sınırlı değildi bir poşet daha vardı. Terry aslında ilk poşette bulduğu şeyden sonra ikinciyi açmamıştı bile. İçinden ne çıkacağını tahmin edemiyordu çünkü artık. Ve o anlık bir telaşla poşeti alıp koşup banyodaki şeye, lavabonun içine attı. Ve hemen ardından eşi Brian Senior'ı aradı. O da eve gelip poşetlere baktığında şok geçirdi bu bahsettiğim. Ben direkt valla oğlum eve gelir oğlum gel bir şey konuşacağız seninle derdim. Otur evladım derdim. Oturduğu gibi. Baba Şak, pat, tak. Üç tane yumruğu bir çaktım gibi bebe direkt knockout. Ondan sonra bağladığım gibi polisi çağırdım abi alın bu çocuğu. Poşetler burada odasında bulduk. Alın paketleyin bunu. Allah belanı vermesin senin derdim yani. Yapacak bir şey yok. İkinci poşette de el vardı insan eli. Bunu keşfettikten sonra Brian Senior daha akıllıca davranmaları gerektiğini düşündü. Ve oğlunu aradı. Eve gelmesi gerektiğini çünkü annesiyle arabaya ihtiyaçları olduğunu bir yere gideceklerini söyledi. Brian da tamam geliyorum dedi. Brian'ın gelmesini biraz beklediler. Onun eve böyle varmak üzere olduğunu düşündükleri bir sırada polis mi çağıracak diye yanlış kaçar. Polisi aradılar. Çok yazık kadına ya. Çok üzücü bir durum oğlum. Okay, what was it? Bunu bu şekilde yapmak istemişlerdi. Çünkü eğer polis önceden gelseydi ve Brian onların evin önünde olduğunu görseydi büyük ihtimalle her şeyi öğrendiklerini fark edip oradan uzaklaşacaktı altında arabada olduğu için Abone olmuş, hoş kaçacaktı geldi. yani ve bu olmasın diye ailesi önce Brian'ı eve çekmek istemişti ki polis ardından gelsin. Doğru yapıyorlar bu arada. Çok güzel taktik uygulamışlar. Orada tutuklayabilsinler diye. Yani gerçekten ben bu hareketlerini de çok takdir ettim. Çünkü çok zor bir şey bence. Burada birçok dava anlattık. Mesela Gabby Petito davasını düşünün. A Abi Petito çok zam geldi. Çok zam geldi. Çocuk espri yaptı yine ya. Allah espri yaptı yine ya. Ailesinin ona yardım ettiği iddia ediliyor ama yani çoğu şeyi gördük yani anlatılanları, kanıtları vesaire ailesinin davranışlarını, oğullarını, saklayışlarını falan. Ve bu ebeveynlerin direkt olarak e, oğullarının böyle bir şeye karıştığını görüp e, polise haber ver... Başına az bir şey anlatabilir misin? Kaçırdım vallahi sana bu 20 dakikayı nasıl anlatayım? Minik özet geçeyim sana. Bir çocuk var otistik ve TSS, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Ee, çocuk insanları bullemeye başlıyor. Dikkat çekmenin yöntemini şiddet uygulayarak e, göstermeye çalışıyor. Okulda insanlara şiddet uygulayarak uygulaya dikkat çekmeye çalışıyor. Ondan sonra seri katilleri incelemeye başlıyor. Onlara özeniyor. Onların peşine düşüyor. Onlara özene, 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 özene. En sonunda bir gün bir cinayet işliyor bizim tahminimizce. Ondan sonra annesi de şu an evde poşeti bir açıyor. Poşeti açtığı gibi bir bakıyor. Oh my god. Bir insan kafası ve insan kulağı. Şimdi de polisi aradılar çocuğu tezgaha düşürüyorlar. Ve en çok şüphelenmelerin sebebi de oğulları arabayı göle düşürüyor. Ama göle düşürdüğü arabadan polisler çıkarırken kırmızı damlalar geliyor ve içinde de bir evsizin cüzdanı var. Bu kadar. Bu kadar anlatabilirim kardeşi. İyi seyirler. ...ve hani onların böyle bir şeye karıştığını görüp e, polise haber vermesi ve hani onların oğlunu yakalayacakları şekilde bunu ayarlamaları gerçekten... E, Helal olsun. ...büyük bir cesaret, büyük bir e, fedakarlık. Helal önce. olsun. Yani, doğru olanı yapmaları gerçekten bu kadar kararlı bir şekilde beni çok etkiledi burada. Suskunluk yasası mıydı o? Götümden mi uydurdum? Pardon ağzım bozduğum için. Suskunluk yasası mı neydi? Birinci derece akrabalar suçlanmaz. Öyle bir şey vardı değil mi? Uydurdun gibi. Hayır ya suskunluk yasası değil. Adını unuttum ya. Bu tarz şeylerde birinci derece akrabalar işte anne baba kardeş falan itiraf etmediği zaman itiraf etmediği zaman suçlanmıyor. Suskunlar yasası. Ya öyle bir şey var diye biliyorum. Her neyse Brian tam eve arabasıyla gelmiş böyle garaj yoluna girmişti ve hala aracın içindeydi inmemişti. O sırada polisler geldi bunların da hep görüntüleri var zaten polislerin üstünde kameradan ve polisler Brian'ın yanına gidip hani dostum nasılsın evlat, yani ha? işte böyle böyle bir şeyler söyledi. Vay nasıl evladım işte falan konuşup tak çökecek orada. Dedi. da bir şeyler bulmuşlar hayırdır dedi bir nevi bu tavırla. Ve Brian da onları çok şaşırttı bu yaptığı şey. Hiçbir şekilde karşı koymadı. Hiçbir şekilde bahane uydurmaya çalışmadı. Yakalandı çünkü. Gayet rahat sakin bir şekilde. Ha, evet biliyorum dedi. Ne olabilir ne bulmuş olabilirler dedi polis. İnsan kafasıyla ellerini buldular. Oha wow, yani. bebeğe bak lan rahatla bak. Yani o da ayrı bir şey benim için ayrı bir şok onu izlemekte zaten de. Parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. Oha bebeğe bak rahatla bak <laughs> lan. What it be? A human head and head. Bunun ardından hani her şeyi sakin sakin o ufak Allah tefek anlatmaya başladı ve polis de doğal olarak Brian'ı gözaltına aldı ve götürüp sorguya çektiler. Bu sırada anne babasını da tabi sorgu odalarına almışlardı ve onların videoları da var. E, copyright falan filan bu tarz sıkıntılar çıkabilir belki e, ağır olabilir burası için bilmiyorum. Nemo teratür ilkesi olabilir mi dediğin? Nemo teratür ilkesi evet. Nemo Teletür ilkesi ne ya? Nemo Memo ben öyle bir şey duymadım. Neyse o konuyu bırakın artık. Ne olduğunu bilmiyorum. Nemo Teletür ne ya? Bu tarz sıkıntılar çıkabilir belki. Ee ağır olabilir burası için bilmiyorum tam olarak. Onları tekrardan bir bakarım ama e, buraya koyamasam bile dediğim gibi Instagram'a Reels olarak falan paylaşırım. Oradan görün diye. Çünkü beni bu davayla alakalı en çok o noktalar etkiledi. Koyduysam da izlersiniz şimdi. So I kind of going, you know, what is... Yazık kadına ya. Yazık kadına ya. And I was like, what in the world does he have in here? And I picked it up and it was heavy. And I held it in my hands. What in the world? This is it? it's not like magic. Uy! Buzik, Are covering something or I don't know. I better take it in the sink. So I carried it out to the sink and it was double bags. I was in the second bag. Çok bir şey ya. Travma, çok büyük travma. <laughs> Yazık lan. Allah yardımcısı olsun. Brian sorgu odasına adım attığı andan itibaren çok sakin, metanetli bir haldeydi ve e, sadece böyle ayağını salladığı görünüyordu. Hani yere vurursunuz ya ayağınızı. E, bunun dışında hiçbir sıkıntısı yoktu. Hatta kelepçe falan takmadan getirmişlerdi. Çünkü öyle rahattı ki polisler... Bebedeki rahatlığa bak lan. Allah Allah Rahatla bak kaçacağım. sanki tanık bile olsan bu kadar rahat olmazsın oğlum ...şüphe etmişlerdi ne de kendilerine bir şey yapacağından gayet rahat bir şekilde gel gelip kendisi oturuyor zaten görüntülerde de Ve kendisi 27 Şubat gecesi yaşananları bir bir polise anlatmaya başladı İlk olarak da o e bulunan kafa ve ellerin Warren Barnes adındaki Harbi o evsiz adammış yazık lan evsiz bir adama ait olduğunu söyledi hatta ismini yanlış söylüyor bildiğim kadarıyla Warren işte soyadını başka bir şey olarak söylüyor ee, ama yani kendisinin yaptığını itiraf etmiş oldu anlattığına göre o gece Dolunay vardı ve Brian'ın morali bozuktu kafası bozuktu ee, birazcık arabayla gezmeye karar vermişti böyle ee? kafam dağılsın istemişti ve yaklaşık bir buçuk saat dolaştıktan sonra bir köprüye ulaştı ee, bu da böyle demiryolu raylarının yakınındaki bir üst geçidin altıydı oradan bahsediyorum o köprü adam adam yer yani Köprünün altında uyuyan Warren Barnes'ı gördü. Warren üzerine bir tuval örtmüştü ve o şekilde uyumaya çalışmıştı köprünün altında. Brian onu gördükten sonra arabayı çekti kenara. Arabadan Utanmaz aralanmaz. Buradan indi. Bıçağını yanına aldı. Ellerine 3 kat eldiven giydi. Bunun sebebininse plastik... plastik saplayınca tık. elini kesmesin diye mi? Plastik eldivenlerin çok ince olduğu ve çoğunlukla kısmi parmak izi bırakabilmesi olduğunu söyledi. Allah Allah deliye bak lan hesapladığı şeylere bak. Yani aslında burada da itiraf ediyor ki her şeyi planlamıştı. Planlamıştı. Üç kat eldiven getirmesi yanında parmak izi kalmasın diye vesaire. Bu eldivenleri de giydikten sonra suratına bir maske taktı. Ardından da Warren'ın yanına gidip adam orada savunmasız bir şekilde uyurken üstündeki tuvali çekip direkt olarak onu bıçaklamaya başladı. Baya baya bildiğim bıçaklamış adamı. Vay Fulya ablam 500 kişiyle raid atmış. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim abla. Hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Ve söylediğine göre 40'tan fazla kez yapmıştı bunu. 40 kere bıçaklamış. Sayko. Başından ee, başından, boynundan vesaire. Ve bir noktada kendisi acayip bir heyecan duymaya başlamıştı. O heyecanı duyduğu anda da böyle bir duraksadı olduğu yerde. O sırada Warren da kendisine hani neden bunu yapıyorsun neden diye sormaya çalışıyordu. Ne oluyor ben ne yaptım sana diye soruyordu. Yazıklarım. Ve Brian ise ona sadece bunu yapmak istedim çünkü o yüzden yapıyorum. Uzun Tam ruh hastası oğlum kafayı kırmış bebe. Verdi. Söylediğine göre Brian Warren'ın söylediklerinden etkilenmemişti ve kaldığı yerden devam etti. Ee, daha sonra hatta polislere böyle kendisi ellerinin dizlerinin üstüne çökerek nasıl Abi de yaptı canlandırıyor. yaptığını da e, anlattı. Resmen yani vücuduyla resmetti olayı. Hatta sorguda söylediğine göre Brian'ın e, bu bütün her şey beklediğinden çok daha kolay gerçekleşmişti. Özellikle de evsiz bir... İşte bakın Burada şimdi hata kimdi abi? Okuldaki o hoca var ya hoca. Bu çocuğun bu hareketlerini gördü. Abi bildirdi mi bir yerlere? Bu videoda göremedim böyle bir şey. Öğretmeni mi artık kimse o bir şeyini görmüştü okulda birileri. Yani o öğretmenin bunu bildirmesi gerekmez miydi ya? Okuldan atılmış. Ama bence buradaki çözüm okuldan atmak değil ki. Yani buradaki çözüm bence o çocuğun doğrudan profesyonel bir yere gerekirse yatışının yapılıp bir şekilde tedavi görmesi lazım. En kötü öğretmenin bunu ebeveynlerine bildirmesi gerekmez mi? Ebeveynlerine bildirdi mi? Orayı kaçırdım ben herhalde ya. Ebeveynlerine bu bildirildi mi? İşte bu çocuk seri katil şeylerini yapıyor falan filan. Bildirmişlerdi. Ebeveynlere bildirdi. sıkıntı var orada ya bence. Bir Adam olduğu için Warren'ın kendisine karşı geleceğini, sert bir adam olacağını falan düşünmüştü söylediğine göre. Ama bir damla bile ter dökmeden bunların hepsini yaptım. Çok kolaydı diye de Allah diye anlattı. Allah. Yani tabii ki de savunmasız halde uykusunda olan bir insanın üstüne böyle şey gibi oldu ne? Avcılar gibi gelip atlarsan tabii ki de savunamaz kendini ve herhangi bir şekilde ter dökmezsin. Yani bunu bile ve bana her noktası acayip sinirlendirici geliyor bu olayın, yani beni beni gerçekten çok öfkelendiriyor. Ee... Yok şimdi mesela, adam fiziki olarak güçlü biri olsa, bu çocuk da fiziki olarak güçsüz bir tip olsa, yani bu çocuk mesela şöyle incecik, işte kürdan kollu falan bir tip olsa, hey diye saplar, orada adam uyanıp böyle onu hani birden sıçrayıp bebeğin ağzını yüzünü dağıtabilir yani, o biraz koşullara göre değişir. Ee, bir de hani yaptığı şey böyle çok büyük bir şeymiş gibi anlatması var her neyse ayrıca bunu yaparken devam ederken hayvani sesler çıkardığını hatta hırladığını da söyledi polise Allah bunları direkt Allah, tam nasıl hırladığını kafayı, delirmiş de lan ve e, bunun <laughs> ardından da <laughs> adrenalinin resmen <gülüyor> <yüzününün> <gülüyor> ve heyecandan gülümsemeye başladığını Allah e, Allah. onu yani Warren yaralarından dolayı hayatını kaybettikten sonra da ona işte <gülüyor> <gülüyor> sıyırmış Düşünsene oğlum sokakta böyle bir şey görüyor. Altına sıçarsın. Çok korkunç lan. Kuşmuş, pis, kokuşmuş, pis diye e, bu kelimeleri tekrarladığını söyledi. Tamam bu işte şeyi geçiriyor oğlum. Atak geçiriyor bir. Psikologlar yorumunu yapar zaten de. Bu tam bir şey anı ya. Atak anı yani. Direkt atak. Kriz yani. Nedenini kendisi de bilmiyordu söylediğine göre. Ve bu olayın ardından yani Warren'a yaptıkları gerçekten inanılmaz. Kendisi bile tam olarak hatırlamıyor o derece yani yaptığı şeyleri Ama bir kısmı mesela Warren'ın ıı, üzerini çıkarmıştı ve bağırsaklarını görmek istemişti bu yüzden açmıştı Aa, ve tam, tam deli ya bu tam kırmış kafayı oğlum Bunun şizofrenlik falan filan değil bu yani bu Adlandırılabilecek bir hastalık olarak adlandırırsak bu psikopatlık mı oluyor yani Gerçek psikopat dediğimiz budur o zaman bu gerçekten de biz hasta hep şakasıyla psikopatlık yapma lan. Hani psikopat mısın falan derisin ya. Bu gerçek anlamıyla bir psikopat mı oluyor arkadaşlar? Yani gerçek psikopat bu yani benim anladığım. Değil mi? Dedektife bunu anlatırken de gülerek gerçekten pembeler diyor. Yani gerçekten Oo. ayrı bir seviye bilemiyorum bu çocuk. Her neyse daha sonra Warren'a bir Joker gülümsemesi vermişti. Bu da hatta Glasgow gülümsemesi diye geçiyormuş anladığım kadarıyla. Çok detaylı tarif etmeyeceğim ama siz anladınız şu şekilde gülümsemesi, gülümseme yapmıştı yüzüne. Elinde. Tam özenmiş işte tam tam. Tam bir özenti. Ve... Öldürdüğü adama yapmış. Ben hani kendisine böyle polisin karşısında yapıyor sandım. O bu. Ee, bunun ardından yine tabii elleri falan var. Kapattığı torbalardan birisine koymuştu. Ek olarak elindeki bıçağı adamın gözlerinde de kullanmıştı. Ve yani daha neler neler. Ama kendisi gerçekten bunları bile zar zor hatırladığını daha... Çocuğun yakılması falan lazım ya. Bu tedavi edilemez. Yani profesyonel olan kişiler YouTube'da da bunu atan kanalları illaki olur. Yorumunu yapar ya da burada birileri varsa yapar ama bence bu çocuk artık geri döndürülemez bir raddede. Yani geri döndürmesi çok zordur ya. Ya çok travmatik şeyler yaşamış yani bu çocuğun. Daha fazla şeyler yaptığını da söylemekte. Ee, daha sonra e, al, alabildiklerini ziplokladığı torbalara koyduktan sonra... Daha fazla kısma ayırmaya çalışmıştı ama bunun çok zor olduğunu fark edince de e, orada olduğu gibi bıraktı. Yanına aldığı şeyleri de dikkatlice poşetlere sardı ve sonunda evine gidip dolabına koydu. Kıyafetlerini de çıkarıp o gece yıkamaya attı ve uyumaya çalıştı. Ama bir şey onu rahatsız ediyordu kafasında sürekli dönüp duruyordu. Bu da eldivenlerinden birinde bir delik olduğunu fark etmişti ve kısmı parmak izi bırakmasından korkuyordu bunun. Bu yüzden endişelenerek arabaya bindiği ve suç mahalline geri döndü. Warren'ın cansız bedenini aldı ve arabaya koydu arkasına daha Başımış. sonra da tekne rampasına gitti. Tekne rampasının olduğu yere kalanlarını bıraktı ve daha sonra da oradan çıkmaya çalıştı ama arabası çıkamamış. çıkamadı cidden de. Gerçekten çıkamamış. Ee, o anda oradan çıkışın sağlayamadığı hikaye doğruydu yani ve geri geri nehre doğru girmeye başladı. Brian kendini bir şekilde kurtardı yine de içinden. Polisler Brian'ın e, Warren'ı gördüğü o köprünün altına da gittiler ve orada kollarından birini buldular. Ayrıca tekne rampasında da Warren'ın bacağını keşfettiler. Bu kolu buldukları yerde sanırsam ee, onun da görüntüleri var tabii vücutlarındaki kamera çektiği için ve polislerden birisi kad bir kadın böyle bayağı kaka atıyor onu bulduklarında. Yani neden böyle bir şey yapıyor anlamadım. Olayın şokuyla mı yapıyor bunu bilmiyorum. Redezciğim 5 kişi abone hediye etmiş. Teşekkürler. ama bayağı bayağı kaka atıyor. Polis böyle bir şey yapıyor. Allah Allah. Polis niye kahkaha atar ki ya böyle bir durumu görüp? Öyle Oh shit! <laughs> bu bence normal bir şey değil. Bu bayağı şey e, Hani oha ebesin ama bu da olamaz hani. O mantıkta bir gülme bence bu arkadaşlar. Sinir bozukluğu gülmesi bu ya. Öyle. <laughs> Brian ayrıca sorguda uzun yıllardır bu tarz olaylara takıntılı olduğunu, Ted Bundy ve Zodiac gibi vakalı- Va, Ted Bundy. Zodiac bu bu kişilerin hepsini biliyoruz izledik. ...okuduktan sonra çok etkilendiğini ve kendisinin de denemek istediğini söyledi. O sırada odada bulunan iki dedektif içinde net olan tek bir şey vardı. Bu da Brian'ın ne... Brian'ın ne olursa olsun öldürülmesi gerekti. <laughs> ...yaptığını tam olarak bildiği her şeyin bilincinde olduğuydu. Başka bir insana acımasızca bunları yapmak onun için... Yani çok basit bir şey olmuştu. De ve bak bunu ya. anlatma konusunda da çok akıl açık sözlüydü ve çok aklı başında bir şekilde anlatıyordu. Her detayıyla en ufak bir rahatsızlık göstermeden yapıyordu bunu. Hatta bir noktada görüntülerde de göre Böyle şeylere özenirmiş. Zaten akli dengesi yerinde değil ki. Çocuğun akli dengesi zaten yerinde olsa böyle şeylere özenmez. Zaten problem oradan başlıyor. Akli dengesi kontrol altına alınamadığı için psikolojik rahatsızlıkları bir şekilde tedavi edilemediği için Yavaş, yavaş artık beyni e, net bir şekilde, düzgün bir şekilde kullanamamaya başlıyor. Problem orada zaten. Aylin 6. abone olmuş. Hoş geldin. Sera, Hera, hoş geldiniz. Görebilirsiniz. Böyle dönüyor arkasındaki duvara e, kuş bakışı bir şey çiziyor böyle bir kroki çiziyor. İşte şu olay şuradaydı, bu buradaydı diye daha iyi anlasınlar diye polislere. Yani resmen böyle keyifle anlatıyor yaptığı şeyleri. Ve e, daha sonra hani eğer yakalanmasaydı neler yapacaktı, kalanlardan nasıl kurtulacaktı gibi planlarından da bahsediyor. Bütün bunlara ek olarak bu olayın da dışında Brian 2018'de kendi mülküne giren bir tane kediyi nasıl alıp onun da canına kıydığını... Aa gülüyor mülüyor deli. Tam sıyırık oğlum. Yani gerçi insanı anlatırken kahkaha atandan kediyi öldürünce ağlamasını beklemem zaten de... Tam kırmış kafayı. Tipini de zaten fark ettiyseniz bak e, Dahmer'e de benzetmeye çalışmış. ...da itiraf etti polise. Bu onun için söylediğine göre bir alıştırmaydı. Daha ileride yapmayı planladığı şey için. E, ve onu işte yapacağını yaptıktan sonra Bu tarz tipler zaten eskiden bir katil daha izlemiştik. Onun da ilk hayvanla başlıyordu. Bu tarz tiplerin ilk bu mevzuları zaten bir hayvan. İşte ne bileyim kedidir, köpektir, kuştur. Bu tarz şeyleri öldürüp incelemeyle başlıyor zaten. Çöpe atmadan önce. Çok buna çok denk geldim. Üç gün boyunca saklamıştı. Artık hani kokmaya başlayınca gidip bir çöpe atmıştı. Kasabadaki insanların bunu bildiği konuşuluyor hatta ama hiç kimse üzerine durmamış bu olayın. Kurban olarak Warren'ı seçmesinin sebebine gelince e, herhangi yaşlı, bir kişisel bir sebebi yok. yoktu. Warren'ı hiç tanımıyordu bile. Ama onun evsiz birisi olduğunu biliyordu ve. E, bu tarz insanların özlenmeyeceğini, aranmayacağını düşünmüştü Brian. İşte e, evsiz insanlar olsun, kimsesizler olsun, e, seks işçileri olsun bu tarz insanlar kaybolduğunda onları kimse aramaz diye düşünüyordu. Kendince Ve, orada bir şey yapmış işte. E, bu yüzden aslında onu seçmişti. E, fakat bilmiyordu 69 yaşındaki okuyan adamın e, toplulukta kaybolduğunu bildiren birden fazla... Dükkanın oraya böyle bir köşe mi yapmışlar lan? Mekan cennet olsun ya. Arkadaşı vardı. Herkes ona değer veriyordu. Yani ismini geçtim. Okuyan adam diye bahsediyorlardı. Yani bir lakap bile takmışlardı. Samimiyetleri vardı hepsinin. Ve o oradaki sandalyesinde bir gün iki gün oturmadığında herkes bunun farkına varmıştı. Brian mahkemeye çıkarıldığında ise savunma bunların sebebi olarak ADHD'yi gösterdi. Ve ADHD, ADHD, Additional Disordered Honorable Disobsessment Ne demek ADHD? Disorder Disorder ADHD nedir? Dikkat dağınıklığı. Lan yere git kimi kandırıyorsun ADHD dikkat dağınıklıkla ne alakası var bunun ya? Ya uşak, Küfür etmek için özür diliyorum küfür ettiğim için. Ve majör depresif bozukluğu da yaşadığını... Ay, ne majör depresif Depresif? Öyle bir şey yok. Psikopat sosyopat Belki bak sosyopat bilmiyorum ama psikopat. Ayrıca hafif Asperger teşhisi e, koyulduğunu kendisine söyledi. Ha Aspergerli bebe. Asperger'liler çok böyle e, IQ seviyeleri yüksek oluyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Bu yüzden de delilik nedeniyle suçunu kabul etmediği beyanında bulundular. Ama Colorado eyaletinden iki tane psikolog Brian'ın hiç de deli olmadığı kararına vardı. Ee, zaten her şey planlıydı. Anlatış şekli vesaire her şey çok açıkça ortadaydı saklamaya çalışması ve e, yanlış şeyler yaptığının gayet de farkında olan bir insandı. Ha bunun bilincinde olması farklı bir şey arkadaşlar. Bunun bilincinde olması farklı bir şey ya da orada mesela sorguda şöyle olsa anladım hani k. Kend... Ama bu, bu tarz bir tepkide olsa hani derler ki aa tamam bu çocuk bir kriz anında bir şey yaşamış ve bu onu zorluyor falan hani psikolojik problem. Bu çakal 10 senedir harbiden bunun planını kurmuş bildiğin. Ama savunma tarafından Vegas, da abone da olmuş bir hoş Yoksa Brian'ın psikotik bir dönemden muzdarip olduğunu iddia etti. Yani olay anında yasal olarak deli olduğunu söyledi. O anda aklı başında değildi, ne yaptığının farkında değildi dedi. İddia makamı ise Brian'ın bunu en az 6 ay önceden planladığını ileri sürdü. Planlı baba bir kere. Psikolojik hastalık mesela ne olur? Yürüyordur krize girer. Ha, ha, der. Şak, şak 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 bıçaklar. O kriz anı diyebilir. Ama bu bebe eldiveni ayarlıyor. Öldüreceği adamı ayarlıyor. Yerini biliyor. Takip ediyor. Gidiyor saklamaya çalışıyor falan filan. Nelerde neler. Önceden kediyi öldürdüğünü anlatıyor. Bu psikoz misikoz bu plan baba. Bu da e, kendisinin yaptığı böyle ev yapımı bir cinayet çantası olduğunu e, söylemeleriyle desteklendi. Yani bunu hatta Brian kendisi de söylüyor. Annesinin dediği çanta, değil mi? Çek içmek için kelepçe. Sorgusunda işte bundan yaklaşık bir yıl önce ailem benim evimde bir çanta buldu onun içinde işte kelepçeler ondan sonra çekiçler falan vardı ve bunun işte hani herhangi bir şey olmadığını düşündüler mi diye öyle bir şey söylüyor yani ailesinin bunu bulduğunu böyle bir kitinin olduğunu kendisi de söylüyor. İki gün boyunca süren müzakerenin ardından da büyük jüri Brian'ı 2023 yılının Şubat ayında birinci derece cinayetten suçlu buldu. Brian şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ölmüş mü? Her ne kadar sorunlu bir geçmişe ve zihinsel sağlık sorunlarına sahip olmasına rağmen Brian'ın titiz planlaması, soğukkanlı eylemleri, bu anlatışındaki işte sakinliği bununla övünmesi aslında içinde gerçekten çok rahatsız edici derin bir karanlık olduğunu Tabii ya. gösteriyor. Çok büyük bir Ve karanlık. Yani bu itirafını zaten dinlediğinizde şunun farkına varıyorsunuz. Brian yaptığı şeyden ötürü pişman değil. Çünkü sonunda şey diyor işte. Sonunda... Ne falan kahkaha atıyor oğlum çocuk zaten. Sorgunun. Bunların um, olacağını bilseydim yapmazdım. Tekrar geri dönsem bunların olacağını bilsem. Böyle bir şeye karışmazdım sonuçlarını bilseydim falan. Yani bu ne Zeynep ne demiş orada mahkum olsaydım öldürürdüm o bebeği. Zeynep onu muhtemelen zaten Latin zenci menci abiler peşine düşmüştür de. Bebeği şeyde saklıyorlardır hücrede mücrede ya. Olarak şunu gösteriyor. Kendisi... Bu olayı gerçekleştirdiği için masum bir adamı dünyadan kopardığı için değil Yakalandığı için suçlu ve kötü hissediyor kendini. Yakalandığı için pişman. Çakala bak. Yakalanmasaydı bir sorun olacak gibi görünmüyor. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? E, hombre, Bu çocuğu iş değil. Tabi yorumlarda bunları da belirtin sizin görüşleriniz neler bu dava hakkında teorileriniz vesaire var mı başka eklemek istedikleriniz bunları mutlaka yorumda konuşalım. Eğer videoları buraya koymadıysanız benim bu video hakkındaki yorumum Çocuğun cezasının yerinde olduğunu düşünüyorum. Ömür boyu hapiste kalacak. Ama içerideki abilerimizin de hakkını vereceğine inanıyorum. Yorumum budur. Bir de psikolog veya işte psikiyatr, profesyonel kişilerden bu videoya denk gelen olursa lütfen bir yorum yapmasını istiyorum. Bu çocuk geri kazandırılabilir mi? Bir derin analiz. Gerçekten geri kazandırılabilir bir insan mı? Yoksa çok, 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 çok imkansız mı bu yani? İsam da koyamadıysam koyamadı İSAM'da, e, Instagram üzerindeki, yine paylaşırım bu arada. Buraya koymuşsam bile Instagram'ımda olur. E, oraya siz girip mı baktığınız... Bakacağım, merak ettim. Zezgi Akzu. Zezgi Akzu. Koymuş mu? Hayır, burada kendisi fotoğraf paylaşmış. Ben çok ürkek biriyim deyip YouTube'da cinayet ha pardon. Kocana sandalyeyle mi vurdun? Neden? Ah bir anne oğlunun korkunç sırrını keşfederse. Bu bizim izlediğimiz görsel ya. Bu bizim izlediğimiz video değil mi? Değil ya ben bulamadım herhalde. Ama ya yaptıysa gece gündüz gerçek suç hikayeleri dinleyince benim paranoya seviyesi. Ne oluyor lan? <laughs> bulamadım ben ya. Bulursanız atarsınız o. <laughs> Benim paranoyaklık gibi işte abi. Bu, bu tarz videoları izledikten sonra, bu tarz şeylerle çok ilgilendikten sonra, bir süre sonra artık paranoyak oluyorsun ya. Her şeyin altında diyorsun ki lan öyle mi, lan böyle mi, lan şöyle mi falan. İlla ki hakkında kalıyor yani öyle şeyler. Evet, true. Videoda zaten koyabilirsem koyabilirim demişti, koymuş zaten. He, ben de başka bir şey var sandım. Bu videoyu bilenler, bu şeyi bilenler, olayı bilenler. Orijinalinde, bu videonun orijinalinde. Yani bu asıl aldığı, sezginin aldığı e, görsellerin orijinali var mı bir yerlerde ya böyle ne bileyim izleyebileceğimiz tam olayın videolarını. Baktım bulamadım. Selam reis, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Buluruz da nereden bilmiyorum. Pişman durmuyor. Ne 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 alaka pişmanlıkla şu an? Gamescom canlı yayın oyun tanıtıyor. Gamescom'dan bana şey mail geldi de Gamescom yayını yapacak mısın diye. Ben ne oğlum özetini izlerim yeter canlı canlı ne yapacağım ben Gamescom'u şey miyim ben? Hardcore gamer. Hani oyun oynamayı çok seviyorum da o geek değilim yani o kadar. O biraz geek işi. Anlamam ki yani onu izleyip. GTA 6 yok bir şey yok bir de yani. bir başlamışım. Oo, oh, sesim öyle bülbül gibi olsa var ya bir şakırdardım size. Çok iyi olmaz mıydı ama? Harbi çok iyi olmaz mıydı? Şakırdatırdım burada. Cansu bir şey atmış. Geri kazandılamaz. Eğer yapıldık yaptıkları dürtüselse Cansu sen TikTokçusun. Sen psikolog değilsin ki ya. Geri kazandırılamaz eğer yaptıkları dürtüselse istediğini yapsın. Eninde sonunda kendini birini öldürürken vurur. Jeffrey Dahmer alkolden bir şey atılamazken bile bir insanı öldürmüştü. Dürtüsel. <laughs> Cansu psikolog musun sen? TikTokçu derken dalga geçmek anlamında söylemiyorum. Her şeyi götünüzden anladığınız için açıklıyorum bunda. da. TikTokçu derken TikTokla ilgileniyor. Sonunda ne yazdın baksana. Capsle yazmış ne yazmış? Tam teyisi ben de bilmiyorum ama izlediğimden gözlemlediğim. Ha Pardon özür dilerim. Özür dilerim. Bu ne? Ha, olayın orijinali burada. Bir buçuk saat görsel kay. Ay. Ha, o çorapmış lan adamın kolu sandım. Adamın kolu sandım. Çorapmış. Iyy. Bak size poşeti göstereyim mi?